Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Bambinip 2 yaş eğitim setinin 10. kitapçığından bahsetmek istiyorum. Karşılaştırma ve eşleştirme kitapçığımız. Daha önceki videolarımdan da hatırlıyorsunuzdur. Her kitapçığın farklı bir kazanımı vardı. Bu kitapçığımızın da farklı bir kazanımı var. Çocuklar şekilleri, motifleri ve nesneleri birbirleriyle karşılaştırmayı ve aralarındaki farkı bulmayı öğreniyor bu kitapçığımızda. Kitapçığımız anaokulu çocukları için temel alıştırmalar serisi içindeki temel kitapçıktır. Bu seri görsel algılamaya dair önemli alıştırmaları kapsamaktadır ve çocukların devam eden zihinsel gelişimi için iyi bir temel oluşturmaktadır arkadaşlar. Temel alıştırmaları dikkatlice oynayıp bitiren çocuklar kendi görsel algılama yeteneklerini geliştirirken aynı zamanda kendi düşünce ve konsantrasyon becerilerini de pekiştirmektedir. Böylece okula başlarken kendilerinin çok güçlü bir altyapı oluşturmuş olurlar. Şimdi kitapçığımızın içerisine bakalım neler varmış. Şöyle kitapçığımızın içerisinde birinci alıştırmamızda araba resimleri görüyoruz. Bizim oyunumuzun bir adet oyun platformu bulunmaktadır ve farklı farklı 6 tane taşımız vardır. Şöyle açıyorum arkadaşlar. Platformumuzu şu şekilde yerleştiriyoruz. Oynanışı şu şekilde. Her karenin içerisinde farklı bir desen var. Bu desenlerin üzerinde kırmızı bir kutucuk var. Bu kutucuklarda da farklı farklı şekillerimiz var. Birinci kutucuğumuzda ev resmini görüyoruz. Ev taşını alıyorum, üzerine yerleştiriyorum. İkinci alanımızda kırmızı bir araba var. Bu arabanın üzerinde ise kalbimiz var. Kalbi alıyorum, yerleştiriyorum. Üçüncü alanımızda ördek var. Ördeği aldım, yerleştirdim. Kırmızı araba var yine. Kırmızı arabanın üzerinde farklı bir araba desenimiz var. Araba taşını aldım, yerleştirdim. Yeşil arabamız var. Yeşil arabamızda çiçek var. Çiçeği aldım, yerleştirdim. Ve en sona elmamız kalıyor. Elmayı da alıyorum, yerleştiriyorum. İlk aşaması bu şekilde. Sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. Oyun burada bitmiyor tabii ki. Şimdi aşağıda ise aynalarını bulmaya çalışacağız. Birincisini kaldırdık. Aynısını bulmaya çalışıyoruz. Şimdi bakalım. Birinci şekilde şöyle bir tane karemiz bulunmakta. Mavi tekerleklerimiz var. Yani dairelerimiz var. Ve yarım yuvarlağımız var bizim. Yani o şu oluyor arkadaşlar. Ters olabiliyor. Çünkü görselden ötürü. Şimdi buradaki şeklimizin aynısı şuradadır. Aldım, yerleştirdim. Sonra şunu açıyorum. Kırmızı arabamız var. 3 tane camı olan. Şimdi sadece kırmızı araba ve 3 cam olan orta kısmı aldım, yerleştirdim, kaldırdım. Kırmızı ve 2 tane pencere, yani tamamını tamamladığımız zaman yarımın 4'te 1'i, bütünün 4'te 2'si hatta. Şöyle 2 tane yarımdan oluşuyor. O da şuradaki şekil. Yerleştiriyorum arkadaşlar. Kaldırdım. 3 tane camı olan. Kaldırıyorum. Kırmızı. Kaldırdım. Yeşil. Evet. Şimdi kapatıyoruz. Ters çeviriyoruz. Ve kontrol ediyoruz. Bakalım doğru mu yapmışız? Evet arkadaşlar. Doğru yapmışız. Şimdi bir sonraki etkinliğimize geçelim. Burada ise binalarımız var. Sarı ve kırmızı binalarımız var. Üst tarafta sarı, aşağıda ise kırmızı şeklinde. Önce biz sarıların üzerine şekillerimizi yerleştireceğiz. Sonrasında ise aşağı tarafta kırmızılarda aynılarını bulmaya çalışacağız. Şöyle yapalım. Birinci alanımızda evimiz var. Evi yerleştiriyorum. Kalp, ördek, araba, çiçek ve elma. Şimdi kaldırdım. Üçgen ve ortasında bir üçgen daha var. Üçgen, dikdörtgen. Üçgen, kare, dikdörtgen. Evet, şurada. Şimdi şunu kaldırıyorum. İki tane karemiz var. İki tane üçgen, iki tane dikdörtgen. Kareler üst üste. Yani şuradaki desenimiz. Yerleştirdim. Kaldırıyorum.
İki tane köprü parçası var. İki tane üçgen var. Bir tane de dikdörtgenimiz var. İki üçgen, iki köprü parçası, bir dikdörtgen. Şuraya yerleştirelim. Şimdi bakalım. İki tane üçgenimiz var. Bir karemiz. İki tane de dikdörtgenimiz. Yani iki üçgen, bir kare, dikdörtgen. Evet. İki tane. Evet, diğer şeklimiz de burada arkadaşlar. Kalbi de kaldırdım. O da şurada. Şimdi kapatıyorum. Ters çeviriyorum. Kontrol ediyorum. Evet, doğrudur. Şimdi bir sonraki etkinliğe geçelim. Şimdi çiçeklerimiz var burada. Bu çiçekler üst tarafta büyük, aşağı tarafta ise küçük. Şimdi onlara göre bulacağız. Birinci alanımızda kırmızı, yeşil ve sarı renkle oluşan çiçeklerimiz var. Ortası sarı, kenarı mavi. Bir sonraki katman kırmızı, en son katman ise yeşil. Şurada ben ev görüyorum. Evi aldım, yerleştirdim. Kalbimiz var. Ördek. Araba. Çiçek ve elma. Şimdi kaldırıyorum. Aynısını bulmaya çalışıyorum. Aynısı şurada arkadaşlar. Yerleştirdim. Sonra şunu kaldırıyorum. O da buradaki desenimiz. Evet. Kaldırdım. İçi sarı, kırmızı, mavi, yeşil. Şurada. Evet. Kenarları kırmızı, mavi, sarı, yeşil. Evet. O da burada. Bu da şurada arkadaşlar. Evet. Kapatıyoruz. Ters çeviriyoruz. Kontrol ediyoruz. Evet, doğrudur. Bir sonraki alıştırmaya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi dördüncü etkinliğimize geçiyoruz. Sıkıştırılmış desenleri bulacağız. Platformumuzu alalım şu şekilde. Bakalım. Birinci alanda evimiz var. İkinci alanda kalp, ördek, araba, çiçek ve elma. Şimdi kaldırıyorum. Aynısını bulmaya çalışıyoruz. Buradaki şeklimiz. Hemen bakalım. Evimiz şuraya yerleştirdik arkadaşlar. Kaldırdım. Aynısının, yani yan taraflardan basılıp uzun uzatılmış hallerini bulmaya çalışıyoruz. Şurada kaldırdım. Şudur. Bakalım, ilerleyelim. Şurada. Evet. Şimdi kapatıyoruz. Ters çeviriyoruz. Ve doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık diye kontrol ediyoruz. Evet, doğrudur arkadaşlar. Bir sonraki etkinliğe geçebiliriz. Burada ise tahtadan kuklalarımız var. Aşağıda ise iki tane olanlarını bulmaya çalışacağız. Önce yerleştiriyoruz. Birinci alana ev, kalp, ördek, araba, çiçek ve elma. Şimdi ise her kaldırdığımın aynısını bulmaya çalışıyorum. Daireden gözlerimiz var. Daire başımız var. Ve mutlu bir ağzımız var. İki tanesi şurada. Kaldırdım. Üzgün olanı kaldırdım. Kare ve gülen suratımız var. Kaldırdım. Üçgen ve üzgün surat ifademiz var. Yerleştirdim. Kaldırdım. Üçgen ve gülen yüzümüz. Kaldırdım. Kare ve üzgün suratımız. Evet. Kapatıyorum. Çeviriyorum. Kontrol ediyorum. Evet. Doğrudur. Şimdi ise çaydanlıkların yansımadaki hallerini bulacağız. Öncelikle yerleştiriyoruz. Birincisinde evimiz var. İkincisinde kalp. Ördek. Elma. Çiçek ve araba.
Yerleştirdim, kaldırdım. Aynı çaydanlığın ters dönmüş halini bulacağız şimdi. Şurada. Şunu kaldırıyorum. Çaydanlığımız buradadır. Kaldırdım. Şurada. Kaldırdım. Evet. Şimdi kapatıyorum. Ters çeviriyorum. Kontrol ediyorum hızlıca. Evet, doğrudur arkadaşlar. Bir sonraki etkinliğe geçelim. Burada ise fil yapbozumuz var. Yapbozumuzun aynısını yapmaya çalışıyoruz. Birinci alanda ev, kalp, ördek, araba, çiçek ve elma. Evet, birinci şeklimi kaldırdım. Aynısını bulmaya çalışıyorum. Kuyruğu olan, yani şuradaki desenimiz, yerleştirdim. Kaldırdım. Ayakları şurada. Ayağı ve kuyruğu kaldırdım. Gövdesi kaldırdım. Diğer ayakları kaldırdım. Hortumu kaldırdım. Başı. Evet, şimdi kapatıyorum. Ters çeviriyorum. Kontrol ediyorum. Bakalım. Evet, doğrudur arkadaşlar. Şimdi bir sonrakine geçiyorum. Burada ise yüzlerimizin ters dönmüş halini bulmamızı istiyor oyun bizden. Öncelikle yerleştiriyorum. Ev, kalp, ördek, araba, çiçek ve elma. Evet, kaldırdım. Gözlük takmış ve dili dışarıda olan yüzümüz, yani şurada. Kaldırdım. Üzgün surat ve mavi renk koydum. Kaldırdım. Mavi ve gülen yüz. Kaldırdım. Kırmızı ve gülen yüz. Kaldırdım. Mavi ve üzgün surat. Kaldırdım. Kırmızı ve gülen yüz. Evet. Kapatıyorum. Ters çeviriyorum. Kontrol ediyorum hızlıca. Doğrudur. Bir sonrakine geçebiliriz. Burada ise şekillerimiz var. Bu şekillerimiz ikiye bölünmüş. Biz üst tarafta ikiye bölünmüş hallerini koyacağız. Yani parçadan bütüne gitmeye çalışacağız. İki parçaya ayrılmışlar. Biz tamamlanmış hallerini bulmaya çalışacağız. Ev, kalp, ördek, araba, çiçek ve elma. Bunları şu şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi kaldırdım. Birinci alanımızda daire var. İkincisi ise kare. Yamuk parçası. Yıldız. Şuradaki desenimiz. Ve üçgen. Kapatıyorum. Ters çeviriyorum. Kontrol ediyorum. Bakalım doğru mu yapmışız, yanlış mı yapmışız? Evet, doğrudur arkadaşlar. Bir sonrakine geçiyorum. Burada ise dönmüş figürleri bulmaya çalışacağız. Birincisine evi yerleştiriyorum. Ev, kalp, ördek, araba, çiçek ve elma. Yerleştirdim, kaldırdım. Aynısı nerede? Şurada koyuyorum. Üstüne kaldırdım. Şurada kaldırdım. Şurada aynısı. Şu şekilde. Evet. Evet. Şimdi kapatıyorum. Ters çeviriyorum ve kontrol edeceğim. Bakalım. Evet, doğrudur. Şimdi 11. alıştırmamıza geçiyoruz. Bu alıştırmamız son alıştırmamız. Önce farklı şekilleri, farklı renkteki şekillerimiz var. Onları bütünleşmiş halini yapacağız. Evimiz, kalp, ördek, araba, çiçek ve elma. Şimdi kaldırıyorum. Şöyle. Şuradaki kaldırdım. Şuradaki desenimiz kaldırdım. Şuradaki desenimiz kaldırdım.
Şuradaki resmimiz kaldırdım. Evet, şu şekilde yerleştirdik. Şimdi ters çeviriyorum. Bakalım doğru mu yapmışız? Evet, doğrudur arkadaşlar. Bambino yüp eğitimimiz bu kadardı. Şu anda Bambino yüp eğitim setinin, 2 yaş eğitim setinin bütün kitapçıklarını incelemiş bulunmaktayım arkadaşlar. Bundan sonra işitsel zeka ile alakalı bir eğitim seti inceleyeceğim. Umarım onu da beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.